sizi selamlıyor Yüce Onos. İyiliğin gücüyle sizi selamlıyorum Yüce Onos. Doğrulabilirsiniz. Gezegenler arası dengelerin korunması için yapmış olduğunuz iyilik kötülük savaşında bu haftanın sonuçlarını açıklıyorum. Demeter. Bu haftanın birincisi. Bu hafta hiç şansın yok Selena. Gündemde savaşlar, bombalar, hırsızlıklar, kapkaç, ay dolandırıcılık. Söylerken bile içim bir hoş oldu. Yani bu hafta kazanman imkansız, çok zor, çok zor, çok. Birbirine saygılı yaşayan insanlar da var Hades. Ay canım benim ya, göreceğiz. Görelim o zaman. Bu haftanın birincisi Selena. Bir dakika Yüce Onos, bir dakika. Nasıl olur ya? Ortalıkta savaştan geçilmiyor. Siyasetçiler birbirlerine girmiş. El-Kaide 3. Dünya Savaşı hazırlığında. Ne yapıyorsunuz bu reyting aletlerini? Nereye koyuyorsunuz? Huzur evlerine mi? Anlamıyorum ki ya. Teşekkürler Yüce Onos. İşte yalaka. Yalakalık yapıyor Yüce Onos. Sizin için, sizin için neler söylüyor bir bilseniz. İhtiyar keçi diyor. Artık vadesi geldi diyor. Gitse de diyor. Yerine Hades çıksa tahta diyor. Böyle dedikodular yapıyor Yüce Onos. Ben neler çekiyorum ay. Hades yalan söylüyorsun. Zaten senin yaratılış nedenin de bu. Bunu biliyorsun. Doğru. Evet. Yüce divana saygısızlık etmeyin. Şimdi gelelim Selena'nın ödülüne. Seçtiğin ödül kabulümüzdür Selena. Yüce Onos, aslında uzun zamandır istediğim bir ödül vardı. İstediğim kişilerin yaşlarını büyütüp küçültebilmek istiyorum. Bir dakika ya Yüce Onos, bu çocuk oyuncağı mı? Bunu böylesine gerizekalı bir sarışına vermeyeceksiniz değil mi? Selena'nın istediği güç son derece mütevazi. Bunda hiçbir sorun yok. Güç senin olsun Selena. Teşekkürler. Yalaka. Müsaadenizle ilk olarak gücümü Hades'in üstünde denemek istiyorum. Beni yaşlandıramazsın Selena. Yaşlandıracağımı kim söyledi? Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi Selena? Tam olarak onu yapacağım. Bittin sen Selena. Seni babama şikayet edeceğim. Gülme be. Sen benim bebeğimsin. Orijinal benim bebeğimsin. Ama sen daha doğmadın. Önce ben orijinal evleneceğim. Sen de evliliklerini bana getirecek. Selam bebek. O bebek değil Orçun. Ben sana diyorum zaten bebek diye. Ben de bebek değilim. Ben büyüğüm. Tabii ki de büyüksün. Sen benim tek hissettiğimsin. Sahi mi? Ne sahi bebek? Orçun, senin sevgilin var mı? Onun için oturdum ya buraya. Onun için mi oturdun? Başka yerde rahat bırakmıyorlar ki. Rahat rahat hissettiklerimizi yaşayalım. Doğru. Peki nasıl birisi? Çocuk gibi ama aslında bayağı olgun. Daha sevdiğini söyleyemedi ama hissediyorum Nazlıcığım. Ben de Orçuncuk. Peki senin sevdiğini söyleseydi sen ona ne derdin? Ben de ona seni seviyorum derim. Biliyordum. Yoksa onu tanıyor musun? Numara yapmana gerek yok. Ben de seni seviyorum. Hadi şimdi sen de söyle. Yanlış anladın galiba Nazlıcığım. Seni kastetmiyordum ben. Ama. İnanmıyorum sana Nazlıcığım. Beni kendine nasıl yakıştırabilirsin? Sen daha çok küçüksün. Senin yaşından arka bahçede oyun oynuyor. Sınıftakiler duysa dalga geçerler benimle. Şimdi benim gitmem lazım. Bir 10 sene sonra inşallah. Ama ben seni seviyordum. Ben bebek değilim. Git başımdan. Aslıcığım, bu CIA de biliyormuş uzaylıların gerçek olduğunu biliyor musun? Ya değil mi? Ya 50'li yıllarda bir tane uzay gemisi düşmüş Amerika'ya. Bunlar da uzay gemisini bulmuşlar.
İçinden de bir tane uzaylı çıkarmışlar. Hatta 51. bölge diye bir yere yer altında saklamışlar. Fakat infial çıkmasın diye gizliyorlarmış herkesten. Ay, iki satır muhabbete geldik. Kadın gene uzaylılardan laf açtı. Efendim canım? Yok diyorum da doğrudur, yakalamışlardır canım. Buldukları yerde geberselerdi, taş falan atsalardı canım şu uzaylıları. Bence bu Selena da uzaylıların akrabaları. Bak resimlere bak. Kesin onun amcasının oğlu falan bunlar. Aradaki benzerliği görüyor musun? Bu mu benziyor Selena'ya? Aa, aşk olsun yani Aslı'cığım. Sen uzaylı sarıcadın tarafından mısın yoksa benim tarafından mı? Olur mu canım? Tabii ki senin tarafındayım. Ama göz var, izan var şimdi yani. Bunun neresi benziyor söyler misin? İnanamıyorum sana Aslı. 40 yıllık arkadaşımı tanımasam diyeceksin ki o uzaylı benim arkadaşımın beynini yıkamış. Aradaki benzerliğe bak. İyi bak. Bakıyorum. Kaç tane gözü var bunun? 2 galiba. Selena'nın kaç gözü var? 2. Tamam işte, bir de ne alakası var diyorsun? İyi de Fitnatçım. Vallahi iyice dörtledi. Senin de 2 gözün var Fitnatçım ona kalırsa, değil mi? Ha, o mudur yani Aslı'cığım ha? Düz mantık. Benim de 2 gözüm var. Yani bu sonucu mu çıkardın? Ben uzaylı mıyım yani? Hiç olur mu Fitnatçım öyle şey? Ben sana hiç uzaylı der miyim? Yanlış anladın sen beni. Yani diyorum ki bu iş öyle kaşla gözle onları saymakla falan olmaz ki. Baksana bu kel. Hani Cemil İpekçi'ye falan benzetsen çağrıştırıyor falan diyeceğim ama ne alakası var Allah aşkına? Selena nereye? Bu nereye? Hmm. Ben o sarıcadın saçlarını tek tek yolduğum zaman kel olacak, göreceksin aradaki benzerliği. Vallahi sana da Burak Bey'e de bu laflarınızı hepsi yedireceğim. O uzaylı cadıyı süpürgesine koyup doğru gezegenine yollayacağım. Ondan sonra da Burak Bey'in şefkatli kollarımı alacağım. Ebediyete kadar benim olacak. Ben buna inanıyorum, biliyorum. Tabii canım, ben de inanıyorum. Kısmet işte. Beni sinirlendirme, tamam mı? Yüceğiniz. Ya sen böyle ufalınca çok tatlı oldun. Keşke hep böyle kalsan. Dokuma. En azından senin gibi evde kalmadım. Çabuk beni eski halime çevir. Hades, bu kadar kafana takma. Büyüyünce geçer. Seninle görüşeceğiz Selena. Ne oluyor ya? Gidemiyorum. Çocuk olduğun için sihir yapman yasak Hades. Sihir yeteneğini senin dokunamayacağın bir yere kaldırdık. Çocukların dokunması yasak. Aman ne komik. Sihir yapamazsam nasıl kötülük yapacağım? Bu resmen şike. Bundan sonra onu dünyaya sen götürüp getireceksin. Ama nasıl olur? O zaten zar zor buluyor yolu. Tut bakalım o zaman elimi. Bak. 5 kardeş geliyor ama. Dırırın dırırın. Yüceğiniz lütfen ama. Kötü örnek oluyor. Sen arkadaşlarınla oyna o zaman. Benim dünyada iyilik yaptırmam lazım. Bir sürü insan var beni bekleyen. Ben de. Lütfen. Beni burada bırakamazsın. Bırakamaz değil mi Onos amca? Yani Yüceğiniz. Eğer gitmek istiyorsa onu sen götüreceksin Selena. Ya demek öyle. Götürürüm o zaman, ne yapalım? Bak, eğer uslu durursan, yaramazlık yapmazsan seni yanımda götürürüm. Hem sen büyünce ne olmak istiyordun bakayım? Kötülerin lordu olmak istiyorum Selena. Kötülerin lordu. Günaydın Fitnat Hanım. Günaydın Aslı Hanım. Günaydın. Ben sabah biraz geç kaldım da kusura bakmayın demek için gelmiştim. Ay yok canım, hiç önemli değil. Canım aşk olsun Burak Beyciğim. Sizden hesap soran mı var? Sabah spor salonunda çalışmaya dalmışım da saatin farkına varmamışım. Oo, demek spor salonunda gidiyorsunuz. Evet. Yaklaşın bakayım, şöyle yaklaşın. Yakından bakayım. Faydası olmuş mu sporun? Gerçek ihtiyacınız yok mu? Maşallahınız var. Bundan iyisi Brad Pitt kazusu. Baklava gibi. Yavaş ayol, ben çıkayım istersen. Açıkçası o kadar da kas yapmak değil amacım. Sadece fit olmaya çalışıyorum. Hem kendime hem de kız arkadaşıma iyi görünmek için. Kendime iyi bakmam gerek. Yani düşünsenize, Selena böyle dal gibiyken ben kendimi salsam olur mu? Hiç dal görmesek. Ondan ancak dallama olur. Efendim? Ne güzel diyorum. Çok güzel. Sadece sporla da olmuyor tabii. Yediklerime de çok dikkat ediyorum. Ben de öyle Burak Bey. Bakın sabahları sadece yarım elma. O da gönül alma babında. Öğlen diyet çorba. Akşam da sadece haşlanmış brokoli o kadar. Ne güzel. Beylül. Kahvaltınızı getir dedim müdüre hanım. Çık dışarı. Bırak Beylül, çık dışarı. Beylül.
Ama olmaz. Fitnet Hanım demeyecek bana kızmıştınız. Sabah yedim 4 poğaçayla duruyorum diye. Çabuk bana kahvaltımı getir demiştiniz. Ben de getirdim. Yani Fitnet Hanımcığım. Bir çık dışarı diyorum sana gerizekalı. Ama niye kızıyorsunuz Fitnet Hanım? Ha, anladım ben. Misafirlerinizi getirmedim diye bana kızıyorsunuz. Siz de yer miydiniz efendim? Ha? Çok güzel tereyağlı sucuklu yumurta yaparım ben. Ha? Bir, çık diyorum. Anca zaten. Çıkıyorum ben. Yumurtaya tavuk kakalası seni inşallah. Yarım elma getir dedim. Yanlış anlamış, şunlara bak. Neyse, ben de izninizi isteyeyim. Aa, gitmeyin, sohbet ediyorduk, bırak bir. Derse gitmem lazım. Size afiyet olsun. You have the sevgiler. Oha diyorum ben. Bu ne kız beni? Lan kahretmesin. Gördün değil mi Aslı'cığım? Rezil oldum Burak Bey. Lanet olsun. Pislik. Ay o 4 kişilik ailenin yani bir aylık mutfak erzağını bir öğünü yiyip bitiriyorsun maşallah yani. Kızım düşünsene, bunun yazı var, bikinisi var, mayokinisi var değil mi? Bak şuralar filan biraz şişmiş yani. Gıdık çıkmış sanki biraz, bak. Ya doğru söylüyorsun, haklısın. Ya Burak Bey beni yazın tatile davet ederse acilen zayıflamam lazım. Ne yapsak acaba, ne yapmalıyım? Ne yapacağım var mı canım? Bak Murat Bey ne güzel spor salonuna gidiyormuş. Sen de takıl ona. Ha? Doğru söylüyorsun arkadaşım. Hadi gel beraber yazılalım. Ben? Ayol benim ne işim var? Fıstık gibiyim Allah'ıma bir şükür. Biraz göbeğin çıkmış ama neyse. Göbek? Ay yok canım, o böyle şiştim ben son günlerde biraz da onun içime çekince bir şey görünmüyor bak. Balkonu kutsal bir şey oluşmuş orada. Ama yani kocan eğer göbekli kadın seviyorsa sorun yok demektir. Ha? Sahi mi? Çıkmış mı biraz? Yok canım yok, ayvadan hallice. Nesi ne? Yok, iştahım kaçtı. İyi oldu. Gıdıkmış, halt etmiş sen. Leyla, bu aralar sen deyince okulu boşladın bak. Ay sen kendine bak. Ozan değil sayıklayan benim sanki. Öyle mi? Sanki Erdem Erdem diye şarkı söyleyen benim. Ozancığım çıkışta sahile gidelim mi? Ozan bana baksana. Ozan niye bana bakmıyorsun? Aşkım seni çok seviyorum. Diyen benim sanki. Sen kendine bak asıl. Seninle uzun uzun sahilde yürümek istiyorum. Gece bile uyurken seni düşünüyorum. Seni çok kıskanıyorum diyen de benim sanki. Ben kıskanmam bir kere. Sen kendine bak. Abla benimle sevgilim olacak. Sonra beraber oturup sevgilerimiz hakkında konuşacağız. Evet de bunun için biraz daha zamanım var Nazlıcığım. Yani sen daha küçüksün. Neden herkes aynı şeyi söylüyor? Ya ben birini sevmek istiyorum. Sen şimdilik sadece bizi sevsen yeterli. Ya şu anda derslerin daha önemli Nazlıcığım. Bence sen git ödevini yap. Ya, hem biz sana zarar gelmesin diye öyle diyorduk. Siz bana daha çok zarar veriyorsunuz. Kimse beni sevmiyor. Her zamanki Nazlı işte. Neyse birazdan oyuncaklarını görünce kendine gelir. Ya zaten büyüyünce bizi çok daha iyi anlayacak. Umarım ileride Erdem gibi birini bulur. Asıl Ozan gibi birini bulsun. Yo, Erdem daha karizmatik bir kere. Ha, öyle mi? Gözün aydın Hades. İlk defa dünyaya melekler kadar tertemiz geldin. Hey bir dakika. Ben melek falan olmayı düşünmüyorum. Beni tek başıma bırakma. İstediklerimi yapmak zorundasın. Dünyada ufak bir çocuk olmanın tadını çıkar. Eminim büyükleri seni çok sevecekler. Hem bakarsın dünyada iyiliğin ve güzelliğin değerini ve ne demek olduğunu anlarsın. He? Ben gidiyorum. Benim insanlara iyilik yaptırmam lazım. Selena dur. Selena abla demen lazım. Al bakalım. Bunlar Selena ablandan sana küçük bir hediye. Görüşürüz. Selena. Demek iyi bir çocuk olacağımı sanıyorsun. Aptal sanışın. Al sana iyi çocuk. Aa, ne yapıyorsun evladım? Ne oldu moruk, korktun mu? Az daha ölüyordum. Hey ne oluyor? Ne yapıyorsun sen çocuk? Gel kafana saç yaptım. Bu kıyamı unutma babalık. Allah'ın cezası, kafam yapış yapış oldu. Yakalarsam seni. Yakalarsın gel. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Anneciğim ben gidiyorum. Bir şey lazım mı? Tuz, karabiber falan bir şey ha? Yok ya, hiçbir şey lazım değil. Ay benim düşünceli ol. Emin misiniz? Bak tuz falan başka bir şey. Yok yavrum, lazım olsa bilmem mi ben?
Yok yok, kurcalamıyorum ya, bir şey yapmıyorum. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu baharat merakı? Ya çıkmışken alayım dedim işte ondan. Kader, sen o alametle oyla konuşmuyorsun değil mi hiç? Yok Zülfikar abi, ne konuşacağım? Çok duyduk bunları, en son öyle dediğinde burnumun dibindeydi herif evin içinde. Hem sen merak etme, adamcağız yaptıklarından sonra bir daha gelmez buraya. Gelmeyecek tabii lavukların efendisi, ne işi var? Bu arada annemin hatına bu seferlik o adamcağız lafını duymamazlıktan geliyorum, haberin olsun. Bak hala karıştırıyor. Zülfikar çekilsene şurada. Tamam anneciğim tamam. O zaman siz, ben bırakayım, rahat rahat konuşun, işinize de bakın, sohbet edin aranızda. Ben çıktım. Hadi. Hadi güle güle. Allah sen benim geçinlerime bu gayet ol. Bu yaştan sonra şoförlüğü bırakıp aktarlığa başlayacak. Kader, sahi ses yok mu Alamet Bey'den? Yok anne, sahiden yok. Hem o iş yaş, abimin korkusundan bir daha aramadı bile. Haksız da sayılmaz çocukcağız. Kolay gelsin Müstesna teyze. Sağ ol canım. Sağ ol Nazlı. Müstesna teyze. Ha yavrum. Şey, canım sıkıldı da size yardım edebilir miyim? Yardım mı edeceksin? Ya evet, mesela kek karıştırabilirim, çok eğlenceli görünüyor. Karıştırabilirsin elbette. Yine de sen git başka işlerle uğraş. Bir de dün zaman yaparsın kek, he mi? Müstesna anne haklı Nazlıcığım. Daha küçüksün bu işler için. Hele büyü ablanların yaşına gel de o zaman sen de kek yaparsın. Hem de öyle çok yapacaksın ki sıkılacağım bile yapmaktan. Şimdi sen git oyuncaklarında oyna, gez, dolaş. Yapabilirdim Müstesna teyze. Ah, ne haber Nazlıcığım? İyi. İyi. Oğlum ben seni gitti biliyordum. Ya anne, gitmiştim de işte telefonu unutmuşum salonda, onu almaya döndüm. Sonra aklıma geldi, bakayım dedim hani kimyon mimyon baharatları dedim sizin bir kontrol edeyim, eksik varsa alırım diye dedim ondan. Ay benim düşünceli oğlum. Ya hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şey tam, sağ olasın. Tamam. Ya hadi kolay gelsin. Dede, sahi ses yok mu Alamet Bey'den? Yok anne, sahiden yok. Hem o iş yaş, abimin korkusundan bir daha aramadı bile. İyi, aferin. Güzel, tam istediğim gibi. Ama olsun, yine de tedbiri elden bırakmayıp her gün bu konuşmaları kaydetmem lazım. Dolayısıyla maça her zaman 1-0 galip başlıyorum. Güzel. Ne oldu Müstesna anne? Ne olacak? Senin eşek sıpası abin bizi dinlemek için cep telefonunu kayda koymuş. Sesimizi mi kaydetmiş? Niye? Niye olacak? Seninle Alamet Bey hakkında konuşursak diye herhal. Amanın, demek o yüzden kurcalayıp duruyormuş lafı. Aklısın, casusluk yapacak. Ama dur bakalım Zülfikar Bey. Sen giderken ben dönüyordum. Hele bir de hanasıyla kardeşine casusluk yapmaya kalksın. İşte o zaman ben bilirim yapacağım. Ne yapacağım Müstesna anne? Görürsün. Selena, Selena. Nasıl, beğendiniz mi salonumuzu? Ay evet evet, çok güzel, ben çok beğendim. Ben de çok beğendim ama açıkçası beyefendi biraz tuzlu burası, tuzlu. $1,500 diyor Fitnacığım, yürü gidelim Allah aşkına. Çok iyi beyefendinin yanında hayatım. Senin de takıldığın şeye bak, sağlığın güzelliğin mi önemli yoksa para mı? Tabii ki sağlığın güzelliğin önemli ama... Hayatım aşk olsun, $3,000 da bu devirde para mı yani? $3,000 mı? Ayol adamcağız şey dedi, $1,500 dedi. Aslıcığım, 1500 sen, 1500 ben, hiç matematiğin yoksun, etti 3000. Ay seninkini niye ben ödüyorum Fikretciğim, onu anlayamadım. Aşkım canım arkadaşım, benim kartın limiti doldu taştı, bitti artık yani. Sen şey et, ben sana sonra şey ederim. Sonra ne zaman şey edecek acaba? Seninle uzay gemisine binip memleketine döndüğü zaman mı? Efendim canım? Yok bir şey. Şey diyorum, geçen gün alışveriş yaparken dikkatimi çekti. Benim kartımın limiti de anca bana yetecek kadar kalmış. Yani o şeydi. Hiç dert etme arkadaşım. Öyle şöyle bir formül düşündüm ben. Sen benimkini senin kartından öde, seninkini buraya senet yaparız. Olur değil mi?
Ay sen çok, gerçekten çok feminen, ne derecede akıllısın canım. Evet evet, kafam işler böyle şeylere, bilirsin. Ya bilmem mi canım, tabii ki biliyorum. Tabii canım, bilirsin. Ya bak, biricik arkadaşın senin mutluluğun ve izdivacın için nasıl canhıraş çalışıyor, gördün mü? Ya bilmez mi? Birazcık daha zayıflayayım. Burak Bey beni beğensin, evlensin diye elinden geleni yapıyorsun değil mi? Vallahi bu izdivacın baş mimarı sen olacaksın arkadaşım. Hadi hayatım. Ya canım, evlilik masraflarını kadar ödeyecek. Efendim? Yok canım, bir şey. İyi o zaman, uzatma da ver şükran. Tatlıcım, öyle bir şeyler konuşuyor. Bu geçiyor mu sizin? Geçmiyordur belki de. Geçiyor. Of ya, ne küçüğüm ben, niye? Nazlıcık. Aa, ağlıyor musun sen? Bak bakayım bana. Ne oldu? Yengem mi üzdü yoksa yine seni? Ya Selena, kimse benim yanında istemiyor. Nazlıcığım, olur mu öyle şey? Niye kimse senin yanında istemesin? Küçüğüm diye. Küçüğüm diye mi? Ya evet, ablamlar aralarında konuşurken sen anlamazsın diye beni yolluyorlar. Müstesna teyze de sen küçüksün diye kek yapmama izin vermiyor. Of Selena, canım çok sıkılıyor. Ben büyümek istiyorum. Ah Nazlıcığım, büyüyeceksin tabii. Ama ya bunun için çok acele etmemelisin. Hem her yaşın ayrı güzelliği vardır. Senin yaşında olmak isteyen ne kadar çok yetişkin var bir bilsen. Merak etme, bunlar 2 hafta sıkılacaklar. Ya küçük olmak dünyada en kötü şey. Niye annem beni ilk doğurmamış Selena? Canım benim, anlaşılan Nazlı'nın büyük olmanın da zorlukları olduğunu anlaması gerekiyor. Galiba ödülümü kullanmak için güzel bir fırsat. Nazlıcığım, aslında ben senin bu isteğini gerçekleştirebilirim. Gerçekten mi? Evet, ama eğer bunu gerçekten istiyorsan. Evet, hem de çok istiyorum Selena. Bu hafta ödül olarak istediğim kişinin yaşını büyütüp küçültebilme özelliğini kazandım. Bunu senin üstüne deneyebiliriz. Oley, hadi Selena. Peki o zaman, bir kere daha soruyorum. Emin misin bunu istediğine? Hem de çok. Peki o zaman. Şimdiye kadar çocuktan alabilir diyenler, bundan sonra çocuktan al kötülüğü diyecekler. Durmak yok. Hades çocuk da olsa kötülüğe devam edecek. Ah, karnım ağrıyor. Karnım. Anne, anneciğim. Ne oldu yavrum sana? Karnım çok ağrıyor amcacığım. Bir dakika. Seni hastaneye getireyim mi küçük? Dayanamayacak gibi sen götüreyim. Yok, öyle durmak iyi geldi. Allah Allah, böyle durmak iyi geldi ha. Evet amcacığım, size kanım çok ısındı. Baba diyebilir miyim acaba? Olur mu evladım? O dediğin Türk filmlerinde olur ancak. Gerçek hayatta böyle şeyler olmaz. İyi be, çek elini o zaman. Nasıl yani? Çek be, senle mi uğraşacağım moruk? Ay ne terbiyesiz şeymişsin sen be. Hayret. Hadi git şuna ya. O paraları da kötülükte kullanacağım. Para karşılığında kötülük yaptıracağım insanlara. Kötülüğün kralını ben yaparım. Sen de kimsin? Tayyar. 8 bela tayyar. 8 bela tayyar mı? Peki senin adın ne yavrum? Benim şey Hades. Hades. Güzel. İyi. Bu isimle en azından diğer çocuklarla karışmazsın. Ne çocuğu? Ne karışmasın? Seni ekibime aldım Hades. Bundan sonra bana çalışacaksın. Kötü biri misin sen? Kötülüğün kralıyım. Kötülüğün kralı olamaz. Zaten onun bir kralı var. Ama madem kötüsün, seninle çalışırım. Aferin yavrum. Peki ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Cepçilik, tırnakçılık, dilencilik. Yani masum insanların ceplerinden paralarını almamız için ne gerekiyorsa onu yapacağız Hades. Fena değil. Maksat kötülük olsun da. İyi peki, hadi gel bakalım. Aa, Nazlıcık. Ha, büyüyünce çok güzel bir kız olacağını tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Ya ne yani, ben büyüdüm mü şimdi? Evet, yani tam 14 yaşında genç bir kız oldun. 14 mü? Selena, çok heyecanlıyım. Kendini görmek ister misin? Evet.
Evet, 5 yaş büyük halinle tanışabilirsin. Selena, inanmıyorum. Saçlarım, boyum. Çok teşekkür ederim. Bence fazla oyalanmadan ablanların yanına gidelim. Bu halini görünce ne tepki verecekler çok merak ediyorum. Ben de. Gel. Gözler. Leyla'cığım, sen matematik ödevimizi yaparken ben de Ozan'la küçük bir telefon görüşmesi yapacağım. Sen ödevleri yaparken ben de Erdem'le küçük bir görüşme yapsam? Olmaz, çünkü hatırlarsan en son matematik ödevimi ben yapmıştım. O yüzden şimdi sıra sende. Hatırlıyorum ama bari kontrol göndereyim de yani ödev yaptığımı bilsin. Eğer 10 dakikada bir Erdem'i aramasaydın kontrollerin bitmeyecekti zaten. Aman al, kontrollerin senin olsun. Ben telepati kurarak da Erdem'le konuşabiliyorum. Selam kızlar. Selena. Kızlar, sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Bakayım bir yerlerden hatırlayabilecek misiniz? Nasıl olmuşum? Bu kim? Kızlar, tanımadınız mı gerçekten? Ben tanımadım mı abla? Abla mı? Ya ben senin nereden ablan oluyorum? Sen benimle yaşıt gibisin. Kızlar, gerçekten tanımadınız mı? O zaman ben tanıştırıyorum. Küçük kardeşiniz Nazlı. Nazlı mı? İyi de nasıl oluyor? Nasıl, güzel olmuş muyum ablalar? İnanamıyorum size. Size sürpriz yapmak istedik. Nazlı büyümek istediğini söyledi. Ben de kıramadım. Çok güzel olmuşsun Nazlıcık. Nazlı. Aa, bak bak, büyümüş de ablalarına cevap da veriyormuş. Ya evdekilere ne diyeceğiz peki? Okuldan bir arkadaşımız dersiniz. Yalnız küçük bir sorunumuz daha var. Ekrem amca Nazlı'yı sorarsa ne diyeceğiz? Arkadaşımla kaldığımı söylersiniz. Zaten kimse benim yokluğumu anlamaz. Hem daha büyük bir sorunla karşılaşırsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz kızlar. Benim artık gitmem lazım. Selena, çok teşekkür ederim. Hadi size iyi eğlenceler. Çok güzel olmuşsun Nazlıcığım. Teşekkür ederim. Yalnız baştan konuşalım. Elbiseleri ortaklaşa kullanmak yok. Ay Aslı, öldüm bittim. Yeterdi, ben değil tabağım kurudu. Ay ben de öldüm vallahi, yorgunluktan nefes alamıyorum ha. Bıraksak mı acaba? Aa, olmaz olmaz, adam 15 dakika dedi, daha 5 dakikamız var. Bas hadi pedala, bas. Evet, nasıl gidiyor? Ay beyefendi, nasıl gidecek, geberdik ayol. Şunu biraz kolayım, olmaya getiremez misiniz? Zaten en kolay derecede. Üstelik çok ağır pedal çeviriyorsunuz, daha hızlı olmanız gerekiyor. Aa, kolaysa gel kendin çevir, lafa bak. 10 dakikada çeviriyoruz zaten beygir gibi. İyi ama 10 dakikada 400 metre yapmışsınız. 3 kilometre yapmanız gerekirdi şimdi. Aa, sanki çeviriyoruz çeviriyoruz, bir yere gittiğimiz var. Duruyor ayol bisiklet olduğu yerde. Deli midir nedir? Bak böyle geriye çeviriyoruz. Daha bana bakın beyefendi. Siz bu bisikletleri dinamoya falan bağlayıp üzerimizden beleş elektrik üretmiyorsunuz değil mi? Sakın. Ne alakası var hanımefendi? Ne bileyim, tutturdunuz 3 kilometre değil mi, kızak köpekleri gibi. Yallah. Hanımefendi, ben vücudunuzun yağ yakma oranına erişmesi için söylüyorum. Ha, inşallah öyledir. Bakın baştan söyleyeyim beyefendi. Eğer o Selena cadısının kilosuna inemezsem vallahi billahi çok kötü bozuşuruz, yaktırtır bütün yağlarınızı ha. Selena'yı tanımıyorum ama düzenli çalışırsanız birkaç haftada sonuç alırsınız. İnşallah. Zira eşek yüküyle para veriyoruz, yazık inan yani. Haksız mıyım Aslıcığım? Ya çok haklısın canım da, keşke parayı kendin ödüyor olsaydın da daha haklı olsaydın. Hadi bakayım. Şeytanınız bol olsun. Hadi bakayım. Biraz daha hızlı çevirin lütfen pedalları. Kusura bakmayın, çeviremeyeceğim. Şişti artık bileklerim ya. Vallahi toynak oldu ayaklarım.
Ayrıca nedir bu hız merakı anlamıyorum. Kaza mı yaptırtacaksınız bize? Hiç yani. Hakikaten. Yani bizden dünya kadar para aldınız. Bu pedalları çeviktirmek için mi yani? Hepsi bu mu? Olayınız bu mudur? Pekala. İsterseniz biraz da ağırlık bölümüne geçelim. Geçelim. Aman canıma minik. Yürü kız. Kolay gelsin. Çekildi. Bütün aletleri zapt etmişsin. Yürü. Şuraya bak. Sanki senden de olacaksa. Yazık. Öyle bağırmasaydın adamca. Ay vurma. Ay. Bu mudur yani? Alınacak gibi. Kafasına geliyordu adamın vallahi. İsterseniz önce nasıl yapacağını ben size göstereyim. Buyurun gösterin. Evet. Çekiyoruz herhalde. Ay çok kolay bu. Ben yaparım ki bunu. Tabii. Buyurun şimdi siz deneyin. Hadi be ben yaparım bunu. Çok kolaymış bu. Şimdi şöyle bacaklarımı açayım. Affedersiniz ama eşek ölüsü falan mı bağladınız? Bunun ucuna canım gelmiyor. Ya yapacağım ama yapacağım. Dur hayatım zorlama ben yapacağım. Yapacağım diyorum Fintan dokunma. Şu anda en hafif hanımefendi. Ay şahı ama bizden kendim şey hissediyorum bak iyi hissediyorum. Bak bakayım nasıl? Yumurta gibi olmuş. Ay olmuş değil mi olmuş ha. Evet. Şimdi hangi alete geçiyoruz? Hangisini yapacağız? Evet ama önce 15'erlik 2 set yapmamız gerekiyor. Yuh yani 15'er defa. Delirmiş herhalde. Kardeşim biz Naim Süleymanoğlu'nun kız kardeşleri falan değiliz. Normal sağlıklı kadınlarız yani. Ay, o kadar çok yapamayız canım. Ay delirmiş bu. Beyefendi biz buraya zayıflamaya geldik. Ne indir indir kaldıracağız ağırlık kaldırıyorsunuz bizi. Hiç yani. Hazır gelmişken isterseniz damacana falan varsa onları da taşıyalım ha. Yani eşek yüküyle para veriyoruz. Bir ucundan da siz kaldırsanız ne olur yani. Hiç. Hanımefendi ağırlık çalışması vücudunuzdaki yağların sarkmasını engellemek için yapılıyor. Anne dedi duydun mu adam bize resmen sarkmış dedi. Duydum. Terbiyesiz. Vallahi gösteririm sana sarkmışın diki. Gerizekalı. Nereye gidiyorsun sen? Alo bana bak. Ay, göktaşlı görüyor musun? Terbiyesize bak. 1500 dolarımı ben geri istiyorum şahsen. 1500 dolarını? Hı. Dene canım dene. Buyur kendim onun gibi. Na 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 Selena Selena Selena. Kızlar hadi sofraya. Ay hayatım bırak gelmezlerse gelmesinler canım. Her seferinde aynı şey oluyor. Kızlar diye çağırıyoruz. Bir gece de aç kalsınlar da sofraya vaktinde gelmemenin ne demek olduğunu anlasınlar canım. Buyurun. Amcacığım kusura bakmayın sohbete daldık da. Ben bilirim sizin sohbetinizi. Siz olsa olsa Aslı yengenizin dedikodusunu yapmışsınızdır değil mi? Bu kim? Bu arkadaşımız Nazan. Merhaba Nazancığım, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk amcacığım. Nazan çok sıcakkanlıdır da biz böyle amcacığım deyince. Amcacığım sizin için de bir sakıncası yoksa Nazan birkaç günlüğüne bizde kalabilir mi? Tabii yavrum, ne sakıncası olacak, memnuniyetle kalabilir. Tabii canım, ne sakıncası olacak, kalsın tabii. Ay hayatım, yani kendileri yetmiyorlarmış gibi bir de ekstra beslemeler getirmeye başladılar. Adı üstünde besleme, beslemeyelim şunları artık ya, yeter. Aslı. Aslı haklı Ekrem, Ezik Esirgeme Kurumu'na çevirdiler evi ya. Kıvılcım, ne biçim konuşuyorsun yavrum misafirimizin yanında? Ay misafir deme, gözünü seveyim misafir deme, hiç yakışmıyor sana. Yani bunları da ilk geldiklerini misafir zannediyorduk ama nerede? Sen de bu yumuşak yüz, bunlarda da bu yüzsüzlük olduktan sonra oho daha çok besleme yerleşir bizim evimize. Bu da zaten sana amcacığım demeye başladı. Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. Hem ben bu kızı daha önce okulda hiç görmedim. Nereden arkadaşınız oluyor sizin? Şimdi Nazan, Nazlı'nın arkadaşının ablası. Ya biz de oradan tanışıyoruz. Aman Ezik kardeşliği işte hem bana ne ki? Ama şu kadarını söylüyorum. Ben bu Ezik'e kendi yatağımı vermem. Haberiniz olsun. Ay ne vereceksin hayatım? Bize ne canım? Nerede yatarsa isterse yerde yatsın. Aslı. Nazancığım biraz bize kendinden bahset o zaman. Mesela baban kimdir? Ne iş yapar? Babam. Yani eskiden memuriyetteymiş, şimdi de bir oyuncak fabrikasında makine mühendisliği yapıyormuş. Değil mi Nazan? Evet, sanırım. Sanır mısın? Sanırım diye ayol. Bunda da bir tahta eksik, bu beslemelerden bulaştı herhalde. Yazıklığın arkadaşından ne bekliyorsun ki? Hiç. Ne güzel, demek mühendislik yapıyor.
Hadi ne duruyorsunuz? Yesenize çocuklar. Aa, yesenize çocuklar. Beleş beleş yiyin hadi. Aslı. Ay tamam sustum canım. Ne desem Aslı. Bu arada Nazlı nerede çocuklar? Oyuna falan mı daldı yukarıda? Nazlı şeyde amcacığım. Nazlı Nazanlar'da kalmaya gitti. Çok ısrar etti. Lütfen onlarda kalabilir miyim dedi. Biz de kıramadık, izin verdik. Kalsın canım kal. Siz niye kalmadınız? Siz de kalsaydınız canım. Aslı saçmalama Allah aşkına. Çocuklar bakın bu doğru olmadı böyle benden izin almadan. Haklısınız amcacığım. Özür dileriz Ekrem amca. Özür mü dile... Hayatım özür dilemek de olmaz. Bu mesele burada kapanmaz. Ekremciğim bunlara ceza verelim. Gitsinler Nazanlar da kalsınlar 3 ay kadar. Aslı saçmalamayı keser misin ne olur? Ben şey olsun ders olsun diye onlara. Aslı... Çocuklar bu hepinize ders olsun. Bir daha böyle bir şey bana haber vermeden yapmayın, tamam mı? Peki. Ha, bu arada yavrucuğum bana evinizin numarasını verir misin? Lütfen arayayım bir. Evimizin numarası? Evet, bir arayayım da babanla konuşayım. En azından benim içim rahat etsin. Bence aramayın. Hiç gerek yok bence. Canım olur mu öyle şey? Aklım kalır sonra. Kaç çağırmış o evinizin numarası? Şimdi Nazanlar bu evlerini yeni taşımışlar. O yüzden bir numara değişikliği olmuş da bir yeni numarayı hatırlayamıyor o yüzden pek. Benim aklıma bir şey geldi. Siz amcamı oyalayın. Amcacığım ben bir lavaboya gideyim. Lavabo? Çocuğum lavaboya git. Ay bak hiç dinliyor mu? Lavabo bozuk. İsterseniz hep beraber Nazanların lavabosuna gidin. Hiç dinlemiyorlar ki. Aslı keser misin lütfen? Hay Allah yani iyice rahatsız oldum şimdi. Hani Allah korusun sana bir şey olsa babana haber veremeyeceğiz. Önce numarayı gizli yapalım. Pekala, madem hatırlamıyorsun evinizin numarasını, ben de bilinmeyen numaralardan sorayım bari. Sor, bu bilinmeyen numaralara da çok gülüyorum ben. Madem bilinmiyor, onlar nereden bilip de bize söylüyorlar değil mi? Ay çok komik bu akşam. Aa, cebim çalıyor, pardon. Efendim? İyi akşamlar, Ekrem Aykar'la mı görüşüyorum? İyi akşamlar efendim, benim buyurun. İyi akşamlar Ekrem Bey. Ben Recep Çınar. Yeğenlerinizin arkadaşı Gökçe ve Nazan'ın babasıyım. Aa, iyi akşamlar Recep Bey. Baban arıyor. Baban arıyormuş. Hayatım babası şey mi diyor? Hepsi gelsin bize kalsın demek için arıyor herhalde değil mi? Zülfikar arabayı hazırla. Kızlar gidiyorlar canım. Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. Buyurun Recep Bey sizi dinliyorum. Ekrem Bey kızlar galiba Nazan'ın bizde kalması konusunda ufak bir emrivaki yapmışlar size. Efendim pek işte emrivaki sayılmaz ama ben biraz huzursuz oldum doğrusu. Ben de o yüzden aradım. Nazlı'yı merak etmeyin. Gökçe ile gayet güzel oynuyorlar. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi yaptınız. Aa, bu arada siz de Nazan'ı merak etmeyin. Bizimkilerle çok iyi anlaşıyorlar. Kardeş gibi. Recep Bey, eğer özlediyseniz kızların hepsini gönderelim. Allah, ne yapıyorsun Allah aşkına? Peki, iyi akşamlar Recep Bey. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Bakın gördünüz mü? Adamcağız da düşünmüş benim merak edebileceğimi. Ne diyor hayatım? Hepsi gelsin bizde mi kalsın diyor acaba? Aslı saçmalama Allah aşkına. Ha bu arada soyadınız Çınar. Ekrem amca ne oldu konuştunuz mu babasıyla? Yok ben tam yani konuştuk da tam ben arıyordum o beni cepten aradı tesadüfen. Getirin lan azlatları. Bu ne? Para. Ulan velet sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne kızıyorsun ya? Kötülük değil mi bu da? Başlatma lan kötülüğünden. Çıkar sakladığın paraları. Sakladığım para yok benim. Ya şimdi anlarız gel. Ah. Ne yapıyorsun ya? Buraları kontrol ediyorum. Ah. Çıkar lan. Bırak be. Ha? Çıkar lan şunları. Bırak beni bırak. Öyle mi? İyi bırakayım. Ah. Yavaş olsana. Bana bak ulan velet. Bu da sana kucağı değil. Tayyar ocağı anladın mı? Şimdi akıllı ol. Hadi. Ben sizinle çalışmayacağım. Haydi eyvallah gidiyorum. Yok ya.
Ben diyene kadar eşek gibi çalışacaksın. Mecbursun, anladın mı? Hele bir yapma bak, sana neler yapıyorum görürsün. Hadi yürü geç şimdi. Nazlıcığım, heyecanlı mısın? Nazan ablacığım. Ha, öyle mi? Büyüdüğünü unutmuşum bir an, pardon. Ya derse nasıl sokacağız Nazan'ı? Ya bırak, hocadan izin alırız. Misafir öğrenci falan deriz. Sorun olacağını sanmıyorum. Aşkım, günaydın. Günaydın Ozan. Günaydın aşkım. Günaydın. Bu arkadaş kim? Sizde ne? Hayır, yani ben daha önce okulda hiç görmediğime eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Ozan? Aşkım, benim hafızam çok iyidir, bilmiyor musun? Ya, bu arada ben Ozan. Ben de Nazan. Memnun oldum. Ne güzel oldu ya böyle Ozan Nazan. Çok kafiyeli. Öyle mi? Ben de Erdem. Pek kafiyeli olmadı ama iyi oldu yani tanıştığımız. Hoş oldu. Tanışmanız bittiyse sınıfa gidelim. Ya Nazan? Ya sana ne Nazan'dan? Hem o bizim arkadaşımız. Bu derse de misafir öğrenci olarak katılacak. İyi o zaman ya. Benim yerime oturabilir. Benim yerime de oturabilir. Hayır aşkım, aman illa benim yerime otursun falan diyorsan benim için hiç problem yok. Biliyorsun aramızda böyle kafiye falan da oldu. Peki Ozan, sonra görüşürüz. Hadi kızla. Oğlum bu kız kim ya? Abi bilmiyorum da yani ne gerek vardı? Biz ne güzel ilişki yaşıyorduk, hani böyle ekstra güzelliğe bir gerek yoktu sanki ya. Yok tabii abi, kafa karıştırmaya da gerek yok. Hiç gerek yok. Evet abi, kafamızın karışmaması gerekiyor. Kafamızın karışmaması gerek. Kafa karıştırmak yok. Allah rızası için. Karnım çok aç. 20 liran yok mu abi? Yok, 1 milyar verin. 20 liramış. Sana iyi bir toparlatmak lazım. Ne verim ha? Tövbe tövbe. Baş belası yedim. Bundan nasıl kurtulurum acaba? Hiçbir sihir gücüm yok. Bir kaçabilsem. Hop. Hop. Olmuyor ya. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Akşam istediğin parayı getirmezsen kemikleri kırarım, senin haberin olsun. Hadi çalış şimdi, yürü. Hadi. Ya Hades, gör bakalım kötülük nasıl bir şeymiş. Umarım bunlar sana iyi bir ders oluyordur. Evet, casusluk mesaimiz başladı. Bakalım Kader Hanım akıllandı mı, yoksa Alamet'le oyla görüşmeye devam ediyor mu? Ses kaydedilse. Hadi bakalım. İnce ince kesmeli, ince ince. Heh, ben çıkıyorum, bir şey istiyor musunuz anneciğim? Ya yok yok, hiçbir şey istemiyoruz yavrum. Heh, bak şimdi, belki kimyon bilmiyorum bir şey bitmiştir. Bilgisi bilmemiş, kaydedebildik zaten rastgele. Efendim? Yok öyle baktım ben, hani yine de öyle eksik falan vardır diye anneciğim. Dedim ya ben sana yavrum, bitmedi diye. Tamam, ben çıkayım o zaman. Siz rahat rahat hem çalışıp hem sohbetinizi yaparsınız. Allah iyiliğini versin oğlum. Sen varken rahat rahat sohbet edemeyecek miyiz ki sanki? Ya anne sen bana bakma öyle, ağzım alışmış telefon gelişi yani. Canım sen bu arada öyle Alamet Bey'le bir görüşme herhangi bir falan bir şey yok değil mi? Yok abi. Dün söyledim ya görüşmüyorum diye. Hah iyi tamam, ben sana güveniyorum zaten. Hadi kolay gelsin anneciğim, öpüyorum. Hadi canım, sana da kolay gelsin. İyi iyi. Delikanlılıkla teknolojinin işbirliği sonucu akşama bütün gerçekleri öğreneceğiz zaten. Güzel. Hoşuma gitti. Yine kaydediyor mu sesimizi? He, bizi kandıracak güya. Hazır mısın, başlıyoruz? Hazırım. Hadi bakalım. Müstesna anne. He yavrum. Bu sabah yine aradı biliyor musun? Öyle mi? Alamet Bey mi? He. Dün gece çok güzeldi. Bu gece tekrar buluşalım diyor. Aa iyi. Sen ne dedin? Ne yapalım? Abim uyanıkken buluşamıyoruz. Uyurken buluşalım dedik biz de. Bundan böyle karar verdik. Her gece saat 1'de kireç burnundaki fenerde buluşacağız. Aa çok iyi, buluşun tabii. Zaten sen merak etme, abinin ruhu bile duymaz. Merhaba. Ne o, tanışıyor musunuz? Sorun değil Selin'cim. Selin'cim.
Deminden beri sizi izliyordum. Ya biliyorum, bana bilmediğin bir şey söyle. Sizi çok beğeniyorum. Ama yine bilmediğin bir şey söylemiyorsun ki. Ben... Sen çıkışta beni bir yere davet edeceksin. Evet. Tam olabilir, çıkışta bakarız. Eğer benimle buluşmayı... Tamam, çıkışta bekle. Tamam, isminiz neydi? Çıkışta görüşürüz. Peki, ben Orçun. Pazar çıkışta görüşürüz. Nazlıcığım, biraz abartmıyor musun? Yo, niye abartayım ki? Hemen artık çocuk değilim. Bırakın da biraz büyük olmanın keyfini çıkarayım. Çıkar bakalım. Efendim, hoş geldiniz. Bir şey içer miydiniz, ne alırdınız? Kalk hızlaya! Ha, cezaları, müdürleri gelmiş. Lak 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 lak! Boş boş konuşacağız da kantinden biraz alışveriş yapın da okula bir faydanız dokunsun. Bursunlar, size söylüyorum. Bak benim öyle bembe suratıma. Tipe bak. Saçını keserim vallahi. Çocuklar, 23 Nisan sebebiyetiyle bir gösteri düzenleyeceğiz. Gösteriye katılmak isteyenler parmak kaldırsın, bursular hariç. Ben katılmak istiyorum. Bir de tabii kelebek kostümü giymek istiyorum. İyi, tırtıl yaparız yine. Heyecan yapma, bir rahat dur. Senden bu yaşta kelebek olmaz. Oha! Kızım, eşek kadar olmuşsun sen ya. Sana mı soracaktı Kıvılcım? Bana bak, kızım maske. Şşşt Kıvılcım canım, çok ayıp yavrum. İnme şu eziklerin seviyesine. Senin ne iş var eksilimlerde, magmalarda yavrum? Ben ona gereken cezayı veririm. Sen de otur yerine kartoroz. Yani Nazlıcığım, biraz daha az dikkat çekersen hepimiz için çok daha iyi olacak. Özür dilerim ablacık. Teklifimi kabul ettiğin için teşekkürler. Önemli değil, iyi birine benziyorsun. Yani kendimi methetmek gibi olmasın ama öyleyimdir. Sevgiye önem veren biri gibisin. Yani sevgi olsun da karıncaları bile severim ben. Kimseyi incitmem. Kimseyi mi? Senden hoşlanan küçük çocuklar oluyor mu? Ben daha çok büyüklere hitap ediyorum ama geçenlerde küçük bir velet bana aşık olmuş. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne şirin. Ya haddini bilmiyor işte. Ya sen çok biliyorsun sanki. Anlamadım. Sen neden buradasın? Senden hoşlanıyorum çünkü. Ha, o kadar. Ama daha çok küçük bir çocuğu aşağılamakta zevk alıyor gibisin. O daha çocuk, unutur. Biz keyfimize bakalım. O daha çocuk tabii. Pamuk helva sever misin? Evet. Ben de severim. Bana bir tane alır mısın? Ya alırım tabii ama burada nereden bulacağım şimdi? Ya ama benim canım çekti, ne yapayım? Hepinizin cebinden bir sürü bozuk para çıktı. Şimdi söyleyin bakalım. Sizi kim dilendiriyor? Anneniz babanız mı istiyor? Kim istiyor? Evladım anlatsanıza. Size kim zorla dilencilik yaptırıyor? Kim istiyor? Çekinmeyin, anlatın. Komiserim, birisi çocuklarla ilgili olarak sizden görüşmek istiyor. Gelsin. İyi günler komiserim. Ben bu ikisinin öz dayısıyım. Öz dayısı mı? Evet efendim, öz dayısıyım. Bunlar da akraba ama biraz uzaktan. Peki... Niye dileniyor bu çocuklar? Niye dileniyorlar? Ailelerine, memleketteki ailelerine para gönderetmek için dileniyorlar. Bunların ailelerin durumu kötü. Benim de aldığım ancak bana yetiyor. Bir de gözümde bir göz kapağı sarkması var efendim. Durum bundan ibaret. Anlıyorum. Peki niye bir işe girip çalışmıyorlar? Aman efendim, çalmadığım kapı kalmadı. Nereye gittiysem, bugün kriz var, yarın gel. Bugün kriz var, yarın gel dediler. Kriz de geçmeyecek herhal. Yani anlayacağınız komiserim, hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı efendim. Ama inanın en kısa zamanda bunları bir işe yerleştireceğim efendim. Hiç merak etmeyin. Anlıyorum. Komiserim, biz bu dayınız yesin yavrum. Maşallah, maşallah. Komiserim. Komiserime izin verirseniz ben şimdi bu yenilerimi alıp gideyim.
Onlara dayıları olarak bir hasbihal edeyim. Hiç merak etmeyin, bunları en kısa zamanda bir işe koyacağım komiserim. Çalışacak bu afacanlar, hiç merak etmeyin. Peki, gidebilirsiniz. Allah razı olsun efendim. Allah sizi başımızın eksik etmesin. Allah size böyle mutlu günler göstersin inşallah efendim. Ama bir daha bu çocuklar hakkında şikayet duymayacağım, tamam mı? Merak etmeyin efendim. Bunların arkasına plaka yaptıracağım. Üzerinde de telefon numaramı yazacağım. Bir şey olursa beni ararsınız. Hiç merak etmeyin efendim. Hiç şey olmaz efendim. Hiç şey olmaz efendim. Hadi bakayım yavrular. Dayınız yesin yavrum. Aferin çocuklarım. İyi günler komiserim. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. İyi günler efendim. İyi günler. Bak gördün mü? İstince oluyormuş. Teşekkür ederim pamuk helva için. Önemli değil. Sorun yok. Mutlu olduysan. Aa, kaydıraktan kayalım mı? Kaydırak mı? Sevmez misin? Açıkçası pek sevmem. Salıncakta sallanalım. Salıncak mı? E şöyle bankta otursaydık, sarılırdık, sohbet ederdik. Ha, gel. Biz de sizinle tatravalliye binebilir miyiz? Olmaz sandık. Çok büyükçe bizimle oynayamazsın. Ya ama ben de oynamak istiyorum. Olmaz diyorlar işte Nazan. Ya ama ben oynamak istiyorum. Yeter artık. Yeterince rezil olduk. Üf, tamam. Bundan sonra lambanın etrafındaki sinekler gibi bir arada durmayacaksınız. Ayrı ayrı caddelerde iş tutacaksınız. Anlaşıldı mı yaşa gelipler? Anlaşıldı. Bana bak. Sen sanki ayaklanma falan çıkarmaya çalışıyorsun gibi bir hava var ha. Uslu duracak mısın lan? Evet duracağım. Eğer var ya bundan sonra bir yanlışını gördüysem anandan doğduğuna pişman ederim seni. Haberin olsun. Yürü şimdi. Nihayet gelebildim. Ne o? Hayatından memnun değil misin yoksa? Tabii ki de değilim. Bu hayatın nesinden memnun olacağım? Çabuk beni götür buradan. Acele anne, gideriz elbet. Burası değişik bir yermiş. Selena, dalga geçme. Burada hayatın bile tehlikede, anlamıyor musun? Sen ne konuşuyorsun lan orada kendi kendine? Ben mi? Kendi kendime şarkı söylüyorum. Benden habersiz duamı kıpırdatmayacaksın, anladın mı? Selena, dayanamıyorum artık. Bir an önce gidelim buradan. Yine konuşuyor. Ben sana konuşma demedim mi? Kopartırım dilini senin ha! Selena götür beni hadi. Tamam tamam. Bıçağımı verin. Dilini keseceğim. Nerede lan bu? Dilini kesip pişirip yiyeceğim. Neredesin lan? Nereye gitti lan bu? Saçma oyunu bırakıp benimle ilgilenir misin? Ama çok zevkli. Çocuk gibisin Nazan ya. İnanmıyorum sana. Beraber Luna Park'a gidip dönme dolaba binelim mi? Yok artık. Sabahtan beri yapmadığın çocukluk kalmadı. Pamuk helva, seksek, Luna Park. Daha fazla dayanabileceğimi zannetmiyorum. Çocukluk kötü bir şey midir ki? Ama çok soru soruyorsun sen ya. Ben de seni bir şey sandım, yanımda dolaştırmaya çıkardım. Sana oyuncak araba alayım, o zaman barışalım. Yok, barışmasak daha iyi olur. Hem benim biraz işim var. İşim mi vardı? Özür dilerim. Benim de eve gitmem lazım zaten. Aslı yenge kızar. Ya kızar tabii. Neyse. Benim gitmem lazım. Sor konuşuruz. Nazan Hanım, keyfinizi bozmuyorum inşallah. Hı? Ben çizgi film seyrediyordum yengecim. Yenge deme bana! Yenge deme! Sen kimsin ki bana yenge diyorsun? Ben o beslemelere bile yenge dedirtmiyorum. Sen kimsin? Kimsin? Dış kapının mandalı. Terbiyesiz seni. Bana bak. Senin işin gücün, evin barkın yok mu? Niye buradasın sen? Ha? Niye buradasın çocuğum? Gitsene sen evimizden canım. Niye oturuyorsun hala burada? Bakarsın değil mi öyle bönbön? Ha? Susarsın böyle. Tabii ben o zaman ben de susarım canım. Ah bedava yatak, bedava yemek, her şey bedava. Yengel yattı, çizgi film seyret değil mi canım? Yok öyle yok. Eşek kadar kızsın. Madem ki öyle yediğin yemeği hak edeceksin. Anladın mı beni? Çalışacaksın. Tak bakayım. Ne ortalığı temizleyeceksin? Süpürecek misin? Silecek misin? Toz mu alacaksın? Kalk yediğin yemeği hak et çocuğum. Olmaz ki böyle. Ama az önce yaptı Kader abla. Yaptıysa yaptı. Ben senden istiyorum. Ne olur yani incilerin mi dökülür hanımefendi? Kalk diyorum. Her tarafı temizleyeceksin. Anladın mı beni? Kalk. Hadi. Peki yengecim. Yenge deme diyorum sana. Bana yenge dediğini duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Biliyor musun ki ben adamı ne yaparım? Ben adamı böyle tek tek tek. Rencide edersiniz biliyorum. Demek biliyorum.
yapıyorsun ha? Ben buradan neyi anlıyorum? O pis beslemelerle benim dedikodumu yapıyorsunuz değil mi ha? Bunu çok fena ödeyeceksin. Her günü üçer kere temizleyeceksin. Üçer kere toz alacaksın. Üçer kere süpüreceksin. Anladın mı beni? Hadi bakayım başla. Başla. Oo. Senden iyisi yok Hades. Bak çocukluğunu yeniden yaşıyorsun. Ben çocuk filan olmak istemiyorum. Ha çocuk olmuşum ha fare. Hiçbir farkı yok. Hades bak, birçok kişi çocukluğunu yaşayamadım diye üzülür. Ben sana bir fırsat verdim burada. Geçin dalganızı. Ya hiç olmazsa sihir gücümü kullanmama izin verin yüce on olsun. Üzgünüm Hades. Aslında niye üzgün olayım, durum böyle. Çocuk kaldığın sürece sihir yapamayacaksın. Peki daha ne kadar çocuk olarak kalacağım? Bir süre daha. Hadi bakalım. Şimdi dünyaya. Peki çocukluğumu burada geçirsem? Olmaz. Hadi bakalım. Ver elini, gidiyoruz. Müstesna anne. Ha kızım. Sabah yine aradı biliyor musun? Kim, alamet mi? He, dün gece çok güzeldi. Bu gece de buluşuyoruz değil mi dedi. Sen ne dedin? Annem uyuduktan sonra yine çıkar gelirim. Gece saat 1'de Kireçburnu'ndaki fenerde beni bekle dedim. İyi geçsin tabii. Gezip tozacaksın elbet. Ne yapalım? Adem uyanırken buluşamıyoruz. Adem uyurken gideriz biz de. Bundan böyle karar verdik. Her gece saat 1'de Kireçburnu'ndaki fenerde buluşacağız. İyi buluşun tabii. Hem merak etme, abinin ruhu bile duymaz. Ulan ben ne yapayım size? Ne yapayım size? Tamam. Abarttım. Ama siz oyun oynadım zannediyorsunuz. Ben oynayacağım size oyun. Ben size oyun oynayacağım. Selena, gel anlaşalım. Küçülme sihrimi bozup beni eski halime çevir. Ben de seni bir akşam Ütopya meyhanesine götüreyim. Hesaplar benden, tamam mı? Teklife bak. Bir kere ben senin normal haline tahammül edemiyorum. Ay sarhoş haline hiç tahammül edemem. Bence sen bunun tadını çıkar. Çünkü sihirin etkisi geçene kadar çocuk kalacaksın. Sen benim elime düşersin Selena. Ama çok konuşuyorsun. Bak balon var orada, ister misin? Selena? Ben de tam seni aramayı düşünüyordum. Burak? Bu kim? Kilimcinin kör oğlu. Sana ne benim kim olduğumdan? Fasulye sırrı. O benim arkadaşımın oğlu. Bir işi varmış da bana emanet etti. Adın ne senin bakayım ufaklık? Sana bir çakarsam görürsün ufaklığın kim olduğunu. Hayret, yani niye böyle yapıyorsun? Çok ayıp değil mi ama? Kızma ama, ablası. Çocuk da. Ne ablası be? Bu mu benim abla? Ben ondan 7000 yaş büyüğüm. Hayricim yani. Hani sabah bir şey konuşmuştuk. Hatırlıyorsan onun her hafta olmasını istemezsin herhalde değil mi? Tehdit, şantaj. Sorsalar iyilik meleğim diyeceksin. Ya hayatım sen kusura bakma, o biraz sorunlu bir çocuk. Yazık. İyi de bir çocuğa benziyor. Neyse, sen çini. Al bakalım. Ne yapıyorsun? Kolum. Kolum. Ne yapıyorsun? Sevginin tadına bakıyor. Hiç de anlattığın kadar tatlı değilmiş. Hayatım iyi misin? İyiyim. Aşısı vardı değil mi bunun? Kim? İnanmıyorum. Bütün dişlerin izi çıkmış. Maşallah. Yaşından kuvvetli çene kasları varmış. Neyse. Şuralarda bir çay bahçesi olacak. Gelin oturup bir şeyler içelim. Hem küçük Ayri'yi de salıncağa falan bindiririz. Ben sana bir bindiririm, salıncakla bütünleşirsin. Küçük Ayri'ymiş. Bir de kaset doldursaydınız da bari. Acıların çocuğu küçük Ayri diye. Hadi ufaklık, hadi. Mızmızlanma. Bak, usudurursan sana dondurma alacağım. Serena, söyle şu salak sevgiline, bana ufaklık demeyi kessin. Yoksa feci olacak. Maşallah, bir dil var pabuç gibi. Neyse, gidelim hadi. Vallahi benim gözüm dalmaya başladı. Ben yatayım, çok uykum geldi, çok yorgunum anne. Şimdi yastığa kafamı koysam var ya, bir daha davul çalsa uyanmam herhalde, öyle fenayım. Ey o zaman, hadi git yat, artık uyu evladım. Allah rahat versin Zülfikar abi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ya ulan şimdi salak diyeceğim, kardeşim diyemiyorum.
Hesapta beni uyutacak, gece gidecek o zibidiyle buluşacak. Tamam lan, ben sizin karşınıza çıkayım da bu gece bir görün. Yuttum sence? Yutmaz bu kızım. Hem de çiğnemeden yuttum. Selin abla, bunları da ütüler misin? Maalesef Nazlıcığım, artık kendi ütünü kendin yapman lazım. Ama önceden siz ütülüyordunuz. E Nazlıcığım, o zaman küçüktün. Evet, yani artık büyüdüğüne göre kendi ütünü kendin yapabilirsin herhalde, değil mi? Tamam, ben de o zaman hızlı olabilme sihrimi kullanırım. Hemen bitiririm. Niye yapamıyorum? Bilmem. Ya belki senin büyüdüğün dönemde senin özel gücünü alıp başka bir özel güç vermişlerdir. Ya da büyüme sihrini kullandığın için özel gücünü kullanamıyorsundur. Ya ben o zaman şimdi bunları baya baya ütülmek zorunda mıyım? Yani yarın okula kırışık kıyafetlerle gitmek istemiyorsan evet. Ya Aslı yenge de zaten bugün bir sürü iş yaptırdı. Büyük olmak ne kadar zormuş. Al bakalım. Saat 2 oldu ya. Bunlar niye buluşmuyor ki hala? Nerede kaldılar? Ya şimdi gideyim arabaya yatayım diyeceğim. Bunlar ben uyurken buluşacak, iyice deli olacağım ha. Abi sırtım çok ağrıdı ya. Neyse oğlum, Zülfikar dayan. Gecenin sonunda o alameti atacağını da ya düşün dayan. Bekle. Ya gelecekseniz gelin be. Nazlıcığım, hiç konuşamadık. Memnun musun büyük olmak? Evet, çok memnunum. Orçunlarınız nasıl peki? Galiba benden çok hoşlanıyor. Dün bütün gün parkta dolaştık. Yalnız Nazlıcığım bana pek öyle gelmedi. Ya ama Orçun beni seviyordu. Senin sevdiğine emin misin? Hala büyük kalmak istediğine emin misin? Hah! Bırak! Kaybolup kaçırsam var ya, senin arabaların önüne bas bas yatarım lan! Ben kaçmadım. Uykum gelmişti, gittim yattım bir yerde. Benden habersiz nefes bile almayacaksın. Nefes bile almayacaksın! Şimdi işimize bakalım. Arabaların camlarını sileceksin, para isteyeceksin. Ya vermezlerse? O senin sorun. Orasını sen düşün. Akşam istediğin parayı getirmezsen o zaman ne yapacağım bir artık? Hesabını yap, tamam mı? Ulan bu ne be? Ulan ne kadar bekledim be? Ben askerde bu kadar nöbet tutmadım ya. Ama olsun, demek ki son anda başka bir yerde buluşmaya karar verdiler. Neyse, nasıl olsa bunun da hesabı sorulur. Bu da listeye eklendi, güzel. Kader! Anne, Kader nerede? Sus bakayım, ne bağırıyorsun öyle? Esas sen neredesin, söyle bakayım. Odana baktım, sabah yoktun. Erkenden dışarı bir yerlere mi çıktın? Senin yüzünden kızlar da yürüyerek gittiler okula. Aslan çok kötü rencide edecek, hazırlıklı ol. Anne, bırak şimdi Aslan Hanım'ı falan. Birazdan hepiniz rencide olacaksınız, haberiniz yok. Nerede o Kader, gelsin. Ne oldu ki? Anne, Kader nerede diyorum ya, Kader! Ya Kader! Beni mi çağırdın? Ben çağırmadım canım, Ecelin çağırdı. Geç şuraya! Neredeydin dün gece? Nasıl neredeydim? Ya Kader, bak bütün gece uyumadım zaten, sinirlerim tepemde. Neredeydin dün gece? Alamet lavuğuyla nerede buluştun? Söyle çabuk. Abi sen ne diyorsun, benim ne işim olur Alamet Bey'le, hem de gece vakti. Aa, ne saçmalıyorsun oğlum sen? Kızcağız yatağında mışıl mışıl uyuyordu dün gece. Anne sen hiç konuşma, bak bu işin suç ortağı sensin, ben biliyorum. Ne suç ortağı? Ya bu gidiyor geceleri Alamet lavuğuyla buluşuyor, sen de bunu benden saklıyorsun bildiğin halde, yalan mı? Yok öyle bir şey oğlum. Vah vah, sen kafayı iyice yedin galiba. Ne oldu oğlum, saçmalama. Kızcağız mışıl mışıl uyuyordu, evdeydi dedim ya. Şuraya bak ya. Yüzüme baka baka inkar ediyorlar anne kız ya. Al bakalım. Ha? Al bakalım Müstesna Hanım. Ha? Al. Müstesna anne. Ha kızım. Sabah yine aradı biliyor musun? Kim, Alamet mi? He. Dün gece çok güzeldi. Bu gece de buluşuyoruz değil mi dedi. Sen ne dedin? Abi uyuduktan sonra yine çıkar gelirim. Gece saat 1'de kireç burundaki fenerde beni bekle dedim. İyi geçsin tabii, gezip tozacaksın elbet. Ne yapalım, adım uyanıkken buluşamıyoruz, adım uyurken gideriz biz de. Bundan böyle karar verdik, her gece saat 1'de kireç burundaki fenerde buluşacağız. İyi buluşun tabii. Hem merak etme, abinin ruhu bile duymaz. Ah.
Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz acaba? Tıpkı dediğim gibi bu kadarını dinleyince delenip gerisini dinlemeden kapatıvermiş. Allah nasıl tanıyorsun abim müstesna anne? İnsan malını bilmez mi kızım? Ya konuşmayın aranızda fısır fısır. Son sözlerinizi söylüyor musunuz onu söyleyin hadi. Kaydı sonuna kadar dinlemiş olsaydın son sözleri kendi kulağınla duymuş olurdun Zülfikar Bey. Ne varmış kaydın devamında? Ne soruyorsun bana? Aç kendini dinle bakalım ne varmış. Bana bak Zülfikar. Utanmıyor musun sen annenle kardeşinin konuşmalarını gizlice gayretmeye ha? Ayıp değil mi? Bir de delikanlıyım diye geçiniyor. Oh işte. Gece bak sokaklarda uykusuz kalmak ders olur belki bundan sonra sana. Öyle... Yani siz öyle bana oyun mu yaptınız? Oyun yaptık tabii. Yoksa ne iş varmış? Gece vakti sokaklarda bir başına geç bir kızın. O zaman bunu kimseye söylemezsiniz herhalde değil mi? Biz kaderle bütün tophaneyi dolaşıp tek tek herkese söylemeyi düşünüyorduk ama. Ama valla şöyle bir kilo kaymaklı ekmek kadayıfına susmaya razı oluruz belki. Belki. Hemen yumuşuyorum. Anne, kader, bunu kimseye söylemeyin. Bu olayı kimseyle paylaşmayın. Ben size bir değil, 3-5 kilo hepsinden telli telsiz kadayıf hepsini alırım. Kaymak da olur. Ama şimdi ne olur gideyim ben yatayım biraz. Söylemeyin, aramızda şaka olarak kalsın. Git yoksa elimde kalacaksın eşek sıpası. Anasından bacısından şüphelenmek nasıl olurmuş gör bakalım. Abla ne olur para ver abla. Yalvarırım abla. Abla lütfen para ver. Ya ben ona ne yaptım ki? Ya Nazlıcığım üzülme bazen böyle şeyler olur. Ya ama önce benle dolaşmak istedi. Sonra başka biriyle dolaşmaya başladı. E Nazlıcığım erkek milletine güvenmemeyi, onları her zaman kontrol altında tutmayı öğreneceksin. Hem yani bu büyükken tanıdığın ilk çocuk. Ya zaten ilkler hep böyle olur. Ya çocukken hayat çok daha güzeldi. Ben artık büyük olmak istemiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Ya Nazlıcığım bak belki de böylesi daha iyi olmuştur. Hem ona daha çok bağlansaydın daha çok acı çekerdin. Ya ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Ya o da kötü bir şey yapmadı. Ya belki birbirinize uygun değilsinizdir. Ya ben artık çocuk olmak istiyorum. Selena'yı çağıralım beni eski halime çevirsin. Tekrar Nazlıcık olmak istediğine emin misin Nazlıcığım? Evet. O zaman Selena'yı çağıralım. Selena. Selena, Selena. Bu ne? Ben sana 50 milyon getireceksin demiyor muyum lan? Canım acıdı. Ben senin canını esas şimdi acıtacağım. Ne yapacaksın bana? Madem bu halinde insanlar sana acıyıp para vermiyorlar, seni acınacak hale getireceğim. Değil mi çocuklar? Evet. Nasıl yani? Mesela insanlar bir organı olmayan diğer insanlara acırlar. Bu yüzden senin kolunu keseceğim. Hayır asla. Korkma sadece bunu keseceğim merak etme. Hadi çocuklar testlerimi getirin bana. Selam kızlar. Nazlıcık. Pardon Nazlı. Nasıl gidiyor büyük olmanın keyfini çıkartıyor musun? Ya Selena ben çok sıkıldım artık büyük olmaktan. Yani Nazlıcığım neden sıkıldın ben anlamadım. Sen büyük olmayı çok istememiş miydin? Ya evet ama bu kadar zor olduğunu bilmiyordum Selena. Ya. Beni kendi yaşıma çevirir misin lütfen? Üzgünüm bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Nasıl yani ben bir daha 9 yaşıma dönemeyecek miyim? Maalesef bu tek yönlü bir sihir. Ya olamaz. Ama Nazlıcığım yani ben büyümeyi gerçekten isteyip istemediğini sana sordum. Sen de emin olduğunu söyledin. Öyle değil mi? Ya evet ama bu kadar zor olduğunu bilmiyordum Selena. Lütfen beni eski halime çevir. Peki. Bunun bir yolu var mı? Araştıracağım. Ama ben senin yerinde olsaydım fazla ümitlenmezdim. Bu haline yaşamaya alışmalısın. Ya ama Selena ben artık büyük kalmak istemiyorum. Kendi yaşıma dönmek istiyorum. Lütfen. Canım benim. Dersini neredeyse almış. Bu gece eski haline döndüreyim bari. Çok çabuk bitecek. Sünnet olur gibi. Hayır olmaz. Kolumu kestirmeyeceğim. Eğer uslu durursan kesilen yeri dağlarım. Kan kaybetmezsin. Olur mu? Hayır. Hayır. Gel buraya diyorum. Bırak beni. Bırak beni. Gel lan buraya. Na 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 na. Selena. 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 Thank you.
Ya senin abla ışığı kapamasak olmaz mı? Olmaz Nazlıcığım. Kocaman kız oldun artık. Korkmuyorsun herhalde değil mi? Ya ama ben kocaman kız olmak istemiyorum ki. Tekrar çocuk olmak istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Neredeysen çık dışarı. Bak, buralarda olduğunu biliyorum Berat. Hades, eğer seni yakalarsam kolunu kökünden keserim. Ama sen uslu uslu gelirsen söz yarısını keseceğim. Hadi, hadi yavrum gel. Şişt, Selena buradayım. Ha, demek buradasın. Keyifler nasıl? Nasıl olsun ya? Görmüyor musun? Adam beni dinlemek için arıyor. Evet, gördüm demin. Serena, artık bu işin şakası kalmadı. Öldürülmek üzere. Beni bir an önce eski halime çevirmelisin. Haklısın ama bu durumda senin de bana bir borcun olacak. Bir iyilik borcu. Hayır asla. İyilik falan borçlu olmayacağım. Beni bu hale sen getirdin madem, sen düzelteceksin. Hiç de öyle bir zorunluluğum yok sevgili Hades. Sen bilirsin. Hades! Gel yavrum. Ya uff. Son kararın nedir? Bana bir iyilik borcun olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Peki, tamam. Kabul ediyorum. Ama beni bir an önce eski halime çevir. Peki, o zaman anlaştık. Nerede lan bu çocuk? Ya yaralı içine mi girdi? Göreceğiz bakalım yer mi yarıldı yoksa senin kafan mı yarılacak? Koskoca kötülükler lordu Hades'e eziyet etmek ne demek göreceksin. Göreceksin. Hades artık cesaretini topla da biraz iyilik yap istersen. Testerem ne oldu lan benim? Testerem nereye gitti? Nerede lan testeresimi aldınız? Çocuklar. Arkadaşlar, itaat etmeyin bu adama. Birlik olursanız bu adamı yenebilirsiniz. Bugün benim kolum, yarın sizin kolunuz. Hep birlikte kullanılır. Sakla zamanı, gelir zamanı. Damlaya damlaya göl olur. Tencere dibin kara, benim... Ya neyse saldırın işte, hücum! Gelmeyin lan! Gelmeyin, ne oluyor? Aferin Hades. Farkında olmadan bayağı iyilik yaptın benim için. Bu hafta sayende birinci olurum. Hadi be oradan hadi. Of, şimdi işin yoksa saçını tara. Ne güzel. Küçükken ablamlar saçımı tarayıp örüyorlardı. Eski halime dönmüşüm. Abla, senin abla kalkın. Ne oluyor Nazlı ya? Demedim mi sana? Kendi ütün artık kendin. Nazlı? Leyla kalk, kalk. Niye bağırıyorsunuz? Nazlı? Leyla abla yaşasın, yine çocuk oldun. Selam kızlar. Selam yaşasın, çocuk oldun. Aa, o zaman sen artık çocuk olmaktan mutlusun. Evet, hem de çok. Ama bak, daha sonra bana çocuk muamelesi yapıyorlar diye ağlamak yok. Yok. Anlaştık o zaman. Kızlar hadi bir an önce hazırlanın, Ütopya'ya gidiyoruz. Ütopya'ya mı? Hı-hı. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz ulu önderiniz Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklarına armağan etmişti. Ya biliyoruz da burası Ütopya ama. Haklısınız. Burası dünya değil. Ama Ütopya olarak bizim de bir adetimiz var. İnsanları sevgiyle bir araya getiren ve insanlık adına olumlu şeyler ifade eden bütün bayramları biz de burada kutluyoruz. Ne güzel. Peki biz de Ütopya'nın bayramlarını kutlayabilecek miyiz dünyada? Tabii isterseniz kutlayabilirsiniz.
Önümüzdeki ay bizim sihirli ısırgan otu bayramımız var. Ay çok güzel. Yüzümüze de süreriz. Evet. Sıra geldi koltuk törenimize, öyle değil mi Teber? Evet Yüce Onus. Tıpkı ülkelerinde olduğu gibi 23 Nisan şerefine Yüce Onus'un makam koltuğuna bir çocuk oturacak. Yüce Onus, bu senede çocuk diye bıyıklı bir genci oturtmayacaksınız herhalde koltuğa. Ben oturabilir miyim Yüce Onus? Kendini şaşırdın galiba Afrodit. Neden öyle söylüyorsun Demeter? Ben dünyada ne yapılıyorsa onu da burada uygulamayı planlıyorum. Özür dilerim Yüce Onos. Umarım maksadını aşan bir şaka olmamıştır. Özür dilemene gerek yok Demeter. İyi bir yönetici şakadan anlar. Evet. Ben bu sene koltuğumu çok özel ve çok iyi bir çocuğa bırakıyorum. Nazlıcığım. Ben mi? Evet sen. Ah sen bu sene yaptıklarınla bu koltuğa oturmayı çoktan hak ettin. Çok teşekkür ederim Yüce Onos. Gel bakalım gel. Ben oturacaktım ama hadi yine iyisin. Hadi otur bakalım. Şimdi bir dileklere bakalım. Dilek mi? Evet. Ne istersen. O zaman madem bugün çocuk bayramı, o zaman dünyada gökyüzüne oyuncak yağsın istiyorum. Evet. Evet bu çok güzel olur. Çocuklar kim bilir ne kadar çok sevinecekler. Yüce Onos, insanlara havadan oyuncak yağması biraz garip gelmez mi acaba? Evet sen de haklısın. Buldum. Eğer bu oyuncakları bir uçaktan aşağıya atacak biri olursa bence bu garip gelmez. Evet, evet bu çok daha doğru olur. Peki uçağı kim kullanacak? Ben. Ben kullanırım. Aslında benim aklıma biri geldi. Senden nefret ediyorum, nefret. Al, al. Kafam yandı, kafam ışık. Al. Çocukları mutlu ediyorum ya, şuraya bak. Sonraki bölümde daha almak istediğiniz süprüntü eşyalarınız varsa çıkıp bir an önce alın. Kovulan kovulana. Önce küçük kızlar apar topar evden, sonra büyük kız apar topar Ütopya'dan. Zahmet etmeyin. Ben kendim ayrılıyorum, istifa ediyorum. Üstelik artık ama sihirsiz. Bütün sihir güçlerinden vazgeçmek anlamına geldiğini de biliyorsundur herhalde. Evet biliyorum. Ama hiç umurumda değil. Sihir gücüm olmadan da yaşayabilirim. O zaman al bakalım. Sen bilirsin. Hepsi ve daha fazlası gelecek hafta Selena'da.